savcı bey. Tanıştığımıza memnun oldum savcı bey. Önce Cemal Ağa'nın davasıyla ilgilenecekmişsiniz öyle mi? Evet. Davayı incelemeye sıfırdan başlayacağız. Anlayacağınız sorgu yeni başlıyor. Bu çok iyi. Katil elini kolunu sallayarak hala ortalıkta dolaşıyor. Bütün şehir huzursuz. Cinayet silahı hala ortada yok. Merhumla yakın mıydınız? Evet. Birlikte iş yapmak üzereydik. Siz Cemal Ağa'nın Uydukent işine ortak olan Ali Bey olmalısınız. Şimdi bu yatırımın pek de iyi bir fikir olmadığını anladım. Ama rahmetli Cemal Ağa çok istiyordu. Çok da ısrar etmişti. İzninizle soruşturmanın yeniden başlayacağını bildirmem gereken biri var. Neriman Hanım. Rahmetlinin kızı. Bizzat haber vermek isterim kendisine. Eminim bu haber tüm aileyi mutlu edecektir. Buyurun beyler. Rica ederiz. Buyurun. Hoş geldiniz. Arkadakilere indirin aslan. Rahat geldiniz mi? Dikkat et sonra manikürlerin bozulmasın prenses. Çok ayıp. Ben ne yapayım Ökkeş abi? Al kızım. Bunu da al bakalım. Açlıktan arar gelir pınarlara, sorar gelir gerdehini, örer gelir telli yerim, tüllü yerim, top sülüflü güllü yerim, telli yerim, tüllü yerim, top sülüflü güllü yerim. Çok güzel sesi var. Açlığın arasında top gülleri, Asiye hadi gel merhaba diyelim. Sırasında melek bunun neresinde, telli yarim, tüllü yarim, top sülüflü güllü yarim, telli yarim, tüllü yarim, top sülüflü güllü yarim. Kolay gelsin. Sağ olun. Vallahi tanıyamadık sizi. Çok şaşırdık. Bu ne değişiklik böyle? Siz tarlaya gelir miydiniz? Ne o, yakıştıramadın mı yoksa Defne? Gençliğim tarlalarda geçti benim. Tarlada çalışmak ona çok yakışırdı. Şimdi de yakışmış. Ne yapalım? Demir gitti, iş başa düştü. Kaldırmasak ürünü tarlada çürüyüp kalacak neredeyse. Birinin bu işlerle ilgilenmesi lazım değil mi? Tabii, ben çok memnunum. Önceleri bizim fizik öğretmeni Necibe Hanım'a benziyordun öyle topuz mopuz saçlarla. Şimdi böyle daha iyi olmuş. Demir'in gittiği iyi olmuş. Özüne dönmüşsün. Ne güzel olmuşsun. Hadi bizim çok işimiz var. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin.